Spor Bülteni ile karşınızdayız. İttifak Holding Konya Spor'da Başkan Hilmi Kulluk'un düzenlediği basın toplantısını ekranlarınıza getirmiştik biraz önce. Şimdi o toplantının ayrıntılarına bakmak için hemen bir BN Türk Spor editörü Emre Genç'e döneceğiz. Evet, Tuba, Emre ses sende. Büyükşehir Belediye Stadyumundayız. Konya Spor Başkanı Hilmi Kulluk basın toplantısını ekranlarınıza getirmiştik. 5 Haziran'da Konya Spor'da kongre süreci olacak. Başkan aday olmayacağını açıkladı. Şimdi bu konuşmayı değerlendirmek üzere yanımda BBN Haber Gazetesi Spor Müdürü Tolga Durmaz var. Sayın Durmaz, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Emre. İyi yayınlar diliyorum. Başkan açıklama yaptı. Aday olmayacağını açıkladı. Kulübün durumu hakkında bahsetti. Borçlardan bahsetti. Genel olarak nasıldı toplantı sizce? Beklediğiniz açıklamaları aldınız mı? Nasıl değerlendirirsiniz? Geniş kapsamlı bir açıklama yaptı başkan ve diğer yöneticiler. Uzun bir toplantı oldu. 3-4 sayfa not alabildim. Burada yayında kısa olarak aktarmak gerekirse Konya Spor taraftarı en çok borç miktarını merak ediyordu. Kulübün yeni döneme, yeni yönetime 240 milyon civarında bir borçla devrolacağını başkan açıkladı. Aslında en önemlisi, toplantının en önemli noktası, ilk başında başkan yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı. Yani Hilmi Kulluk ve mevcut yönetimi yeni dönemde liste hazırlığı içerisinde bulunmayacak. Daha sonraki süreçte de soru cevap şeklinde basın mensuplarıyla uzun süren bir görüşme yaptı başkan. Buradan notlarıma şöyle bakarsam, Konya Spor, öncelikle şunu söyleyeyim, Hilmi Kulluk 3 dönem Konya Spor'da başkanlık yaptı. Bu 3 dönem öncesinde Konya Spor Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupayı müzesine götürmüş. 2 kez Avrupa Kupalarına gitmiş bir kulüptü. Beklenti de tabii ki taraftarın ve camianın beklentisi biraz daha fazla oldu bu noktada. Konya Spor'dan daha çok başarı bekler noktada olunca bu son 3 dönemde de bu başarılar gelmeyince eleştiriler haliyle fazlasıyla oldu. Başkan bunlardan müzdaripti. Bu sıkıntılarını dile getirdi. Konya'da birlikteliği, beraberliği yönetim dışında sağlayamadıklarını, kendilerine bir destek olunmadığını ve son 2 sezon, bu sezon ve bir önceki sezonda pandemi şartları nedeniyle gelirlerinde önemli bir düşüş olduğunu kaydetti. Şimdi Konya Spor artık kongre sürecine girdi. Hilmi Kulluk bu dönemde olmayacak. Hilmi Kulluksuz Konya Spor seçim sürecinde aday veya adaylarla tekrar Konya Spor'u büyük hedeflere taşıyacak bir yönetimi seçmeye çalışacak. Zorlu ve sıkıntılı bir süreç gözüküyor. Kısa zaman çok kısa, 5 Haziran'da yapılacak ilk oturum çoğunluk sağlanırsa önümüzde de bir 100. yıl dönemi var Konya Spor'un. Bu 100. yıl döneminde başarıya ulaşması için önemli işler yapması bekleniyor yeni yönetimin. Evet, şimdi Konya Spor ligi orta sıralarda tamamladı. Başkan da basın toplantısında şeyden bahsetti. En başarılı ikinci başkanlık dönemi yaşadığından bahsetti. Kendisinin başarılı bulduğundan bahsetti. Bu konuda neler söylersiniz? Orada puan istatistikliği yaptı başkan. Bir önceki dönemin başkanlarından Ahmet Şan döneminde lig üçüncülüğü yakalanmıştı 66 puanla, yanlış hatırlamıyorsam. Onu belirterek 66 puanla yakalanan Konya Spor tarihinin en başarılı döneminin Ahmet Şan dönemi olduğunu, arkasındansa 50 puanla bu dönem yakalanan başarının Konya Spor tarihinin ikinci en büyük başarısı olduğunu belirtti. Ama o dönem 34 hafta vardı, bu dönem 40 hafta, 42 hafta üzerinden oynandı lig. Tabii ki bu puan istatistikliği orada biraz şaşırtmacı oldu. Camia pek memnun değildi aslında Konya Spor'un bu sezonki durumundan. Son 3-4 haftaya kadar Konya Spor düşme korkusuyla yüz yüze kaldı. Son birkaç maçta alınan başarılı sonuçlarla Konya Spor bu durumdan kurtuldu. Ben bir gazeteci olarak Konya Spor'un bu sezon sergilediği futbolu ve aldığı sonuçları bir başarı olarak değerlendirmiyorum. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Evet. Şu anda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan son gelişmeleri aktardık. Söz yeniden merkezde. Evet, İttifak Holding Konya Spor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk yeniden aday olmayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından BBN Türk Spor Editörü Emre Genç ve BBN Türk Gazetesi Spor Müdürü Tolga Durmaz'la konuyu değerlendirdiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Spor haberlerimize devam edelim.